Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk olarak haber özetleriyle başlayalım. İstanbul'da köprüden intihar etmek isteyen vatandaşı o sırada yoldan geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan atlamaması konusunda ikna etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na geçelim. Bugün gerçekleşen Türkiye markası lansman toplantısına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Erzurum'da ise güreş takımı Güreş Süper Ligi'nde ikinci oldu. Kupa ve madalyaların takdimi bugün yapıldı. Başkan Sekmen'den oldukça önemli açıklamalar var. Ana haber bültenimizde yer vereceğiz ve 52 ayrı sivil toplum kuruluşu Erzurum'da bir araya geldi. Terör olaylarına tepki gösterdi. Haber özetlerini paylaştık. Şimdi gelişmelere geçelim. Hainlerin alçak saldırıları bitmiyor. Bir acı haber de bugün Adana'ya düştü. Operasyonların sürdüğü Şırnak'ta çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Acı haberi alan şehidin nişanlısının adı ise yürekleri dağlarken uzman çavuş düzenlenen törende memleketi Adana'da toprağa verildi. Operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Cizre ilçesinden bugün acı bir haber geldi. Hainlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre çatışmada 6 hain de etkisiz hale getirildi. 14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının ve operasyonların sürdüğü Cizre'de güvenlik güçleriyle hainler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında uzman çavuş Ufuk Fesli, keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit askerin Adana'daki baba ocağı acı haberle yasa boğuldu. Acı haberi alan şehit uzman çavuşun nişanlısının ağıtları ise yürek dağladı. Genç kızı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehit uzman çavuş bugün memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. الذي جاء بالوحي والتنزيل وجاءه الأمين جبريل بالكرامة والتفضيل. اللهم بارك على محمد. Evet, devam edelim. Muğla'da bir otelde çıkan yangına. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada itfaiye aracının altında kalarak şehit olan polis memuru Bülent Durgun. Bugün memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının çarptığı polis memuru hastanede hayatını kaybetti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında geri gelen itfaiye aracı polis memuru Bülent Durgun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Görev şehidi bugün memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Evet, siyasi gündeme geçmeden önce Rusya ile ilgili bir bilgi verelim. Suriye'de yine sivilleri hedef aldı Rus savaş uçakları. Halep'in Aziz ilçesine bağlı hastane ve bir camiye düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybederken 45 kişi ise yaralandı. Rus savaş uçakları Türkiye sınırına 7 kilometre mesafedeki Halep'in Aziz ilçesinde sivillere hava saldırısı düzenledi. Allahu Ekber. Suriye'nin Aziz ilçesi kent merkezinde bulunan kadın ve çocuk hastanesiyle bir cami ve seyir halindeki ambulanslara yönelik düzenlediği 4 ayrı saldırıda içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 3 sağlık personeli, 22 çocuk, 12 sivil vatandaşla 3 özgür Suriye ordusu askeri olmak üzere toplam 40 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 45 kişi ise yaralandı.
İçerisinde çocukların da bulunduğu 10 yaralı Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Siyasi gündemle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Boğaziçi Köprüsü bugün öğle saatlerinde yine bir intihar girişimine sahne oldu. Polis intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada ilginç bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Avrupa yakasına geçiyordu. İntihar olayını gören Cumhurbaşkanı konvoyu durdurarak korumalarını intihar girişiminde bulunan gencin yanına gönderdi. Erdoğan'la görüşen Siirtli genç intihar etmekten vazgeçti. İşte o anlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul ziyareti kapsamında cuma namazı kıldıktan sonra Avrupa yakasını geçiyordu. Erdoğan'ın konvoyunun geçtiği sırada köprüde hareketli dakikalar yaşanıyordu. Tamam, geç. Bir genç Boğaziçi Köprüsü'nün korkuluklarında intihar girişiminde bulunuyordu. Polislerin ikna etmeye çalıştığı genç adamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan korumalarını gönderdi. Bu sırada makam aracının camını açan Erdoğan köprü korkuluklarındaki genç adamı yanına çağırdı. Abi çekmiyorum. Abi biraz tam sabır. Sabır tamam. İntihar girişiminden vazgeçen şahıs Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan elini öpen şahısla bir süre konuştu. Siirtli olduğunu ve ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyen 30 yaşlarındaki şahıs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek daha sonra korumalar eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı. Evet, o ilginç anları izledik. Şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu'na geçelim. Bugün gerçekleştirilen Türkiye markası lansman toplantısına katıldı Davutoğlu. Türkiye'nin kabuğunu kırdığını söyleyen Davutoğlu, küresel ekonominin merkezinde Türkiye'nin olacağını vurguladı. Davutoğlu burada yaptığı konuşmada HDP'nin Rusya ile olan işbirliğine de sert tepki gösterdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün İstanbul'da Türkiye markası tanıtım toplantısına katıldı. Dünyaya kapanmayacağız, dünya açılacağız. Dünya açılırken de kimliğimizi, ait olduğumuz toprağın o derin kültürünü büyük bir onurla temsil edeceğiz. İşte bunun için bu tanıtım logosu önemli. Başbakan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kabuğunu kırdığını söyleyerek turizmdeki atılımlardan bahsetti. Yüzünü, yönünü tüm dünyaya, bütün yönlere çevirdi, her açıdan dünyaya açıldı. Değerli dostlar, burada Türkiye'nin tanıtımının konuşulduğu bu zeminde hem turizm sektörümüzü hem de bütün üreticilerimizi ilgilendiren iki müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002'de 13 milyon olan turist sayımız 2014'te 37 milyona çıktı. Turizmdeki bu performansımızı korumak ve ilaveten yeni destinasyonlar açmak için sektörü daha ileriye götürecek yeni çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede turist getirilen ülke sayısını 27'ye çıkardık. Turizm sektörümüze hayırlı olsun. Turist getiren seyahat ajantalarına destekleme ve fiyat istikrar fonundan uçak başına 6 bin dolar destek verilmesini kararlaştırmıştık. Davutoğlu'nun gündeminde ayrıca HDP'li eş başkan Demirtaş'ın Rusya ziyareti vardı. Hükümetin politikalarını milletimize eleştirmektense gidip muhalif olduğumuz ülkelerin başkentlerinde eleştiriyorlar. Onlar ne yaparlarsa, ne derlerse desinler. Hava sahamızı, kara sınırlarımızı korumak bizim en tabii hakkımız ve en asli görevimizdir ve hiçbir taviz vermeden bunu yapmakta da kararlıyız. Türkiye büyük bir ülke. Böyle küçüklüklerle sarsılamayacak kadar büyük bir ülke. Türkiye ekonomik dinamizminin farkındadır. Türkiye milletinin gücünün farkındadır. Bu gücü bütün dünyaya tanıtacak olan bu tanıtım kampanyasının hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.
Evet, ilk açıklamalar bu şekildeydi Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan 24. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Doktor Cengiz Ziyavilioğlu. Maliye Bakanlığı yardımcılığına atandı. Resmi gazeteden duyurulan kararın ardından yeni Maliye Bakan Yardımcısı olan Doktor Cengiz Yavilioğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok'tan sonra bakanlık düzeyinde görev alan 3. Erzurumlu isim oldu. Doktor Cengiz Yavilioğlu, geçmiş yıllarda Erzurum için önemli işler yapan ve yapmaya da devam eden tam bir Erzurum aşığı bürokrat olarak hafızalara kazındı. Yeni Maliye Bakan Yardımcısı Doktor Yavilioğlu, Erzurum'a adli tıpı kazandırmıştı. 2011 Üniversiyat Kış Oyunları içinde 650 milyon liralık yatırımın işlevini kaybetmemesi için altyapı çalışmaları yapılmasına öncülük etmişti. 2011 Olimpiyatları için Avrupa'daki kayak merkezlerinin kullandığı sistemi Erzurum'a getiren Doktor Cengiz Yavilioğlu'ndan Erzurum için yeni projeler bekleniyor. Kar yağma tarihini beklemeden sezon tarihi itibariyle... Evet, Erzurum haberleriyle devam edeceğiz. Doğu Anadolu bölgesinin güreş süper ligindeki tek takımı olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü. Güreş takımı gösterdikleri başarının ardından ikincilik kupasını almaya hak kazandı. Güreşçilerin bu başarısı üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcularla birlikte kameraların karşısına geçti. Yapılan açıklamaların ardından Sekmen madalyaları dağıttı. Erzurum'un zirve sporcularından zirve başkanına bir kupa takdimini çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Güreş Süper Ligi'nde ikinci olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü güreş takımı bugün düzenlenen toplantının ardından madalyaları verildi. Basın toplantısında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa güreş takımıyla yaşanan problemi anlatarak dava açılacağını ifade etti. Gençlik Spor Kulübümüzün üstün gayretleriyle bugün Türkiye'nin birçok güçlü ve girmesi zor olan süper takımlarını geride bırakarak 2015 yılı Türkiye Güreş Federasyonu'nun kararıyla finale kalan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü serbest güreşte ikinci olmuştur. Şunu ifade edeyim, aslında birinci olmuştur. Çünkü Bursa'da yapmış olduğumuz müsabakada oynamaması gereken biz güreşçiyi oynatmasından dolayı itiraz yapmışızdır. Ve itiraz önce kabul görmüştür ve o günkü haftalık maç bizim lehimize yeticilenmiş olarak tescil edilmiştir. Fakat ne olduysa arkasında tekrar bu değiştirilmiştir. Bunun için biz birinci olduğumuzu ifade ediyoruz. Bunun da gereği olarak arkadaşlar tahkime dava açacağımızı da ifade etmek istiyorum. Çünkü bu tip prensipler baştan konur ve o prensipler doğrultusunda işlem görür. Bir gün bile boş geçirmeden çalışmalarımızı devam ediyoruz. Hedefimiz bu kadim şehri sporda davus yapabilmek. Uluslararası yaptığımız güreş müsabakaları gerek sporcu gerekse yetkili hocaların katılımıyla yoğun ilgiyle gerçekleşti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ise yaptığı konuşmada 7 Haziran sonrasında Erzurum'u terör merkezi terörle ilişkilendirerek algı operasyonu yapıldığını, bunun da turist kaybına neden olduğunu vurguladı. Bu 7 Haziran seçimleri sonrası Erzurum'u terör merkezi veya terörle ilişkilendirerek bir algı operasyonu yapıldı. Ya hala yapılıyor ve mutlaka şahit oluyorsunuz. Otellerimizde ciddi rezervasyon iptalleri var. Yani biz bir tane yerli vatandaşımızı, turistimizi, bir tane yabancı turistimizi buraya nasıl çekeriz diye gayret sarf ederken bir taraftan da bir takım odakla burayı terör merkezi olarak göz önüne sermek veya anılmak istenmesi noktasında büyük bir gayret var. Bunu hep beraber bu algı operasyonunu yıkmamız lazım. Bu algı operasyonunu tersine döndürmemiz lazım. Yoksa ki bütün emeklerimiz zayi olur. Gerçekten basın mensuplarımıza, hem ulusal basın mensuplarımıza hem yerel basın mensuplarımıza çok büyük yük düşüyor. Bir görev düşüyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ise bir yıl önce kurulmuş bir yapının şampiyonluğa oynandığını ifade ederek güreş takımını kutladı. Bir yıl önce kurulmuş bir yapı, bir yıl içerisinde Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir güreş takımımız var. Ben bu güreş takımını öncelikle kurarak, bu basireti göstererek, talimatlarıyla bizim güreş camiasında Türkiye'de yer almamızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in çok büyük emekleri var. Kendisine bir kulüp başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen törenle büyük başarıya imza atan sporculara madalya ve ikincilik kupaları takdim edildi. Türkiye'de yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla Erzurum'da bir araya gelen 52 ayrı sivil toplum kuruluşu düzenledikleri basın toplantısında yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Erzurum'da 52 ayrı sivil toplum kuruluşu bölücü terör örgütünün son zamanlardaki saldırılarına karşı ortak tepki gösterdi. Sizlerin şu platform önüne alıyorum. İmza tamamlanana kadar aynı zamanda bir de tanışmış olalım. Düzenlenen basın açıklamasına 52 ayrı sivil toplum kuruluşunun yöneticileri katıldı. Basın açıklaması yapan Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman, amaçlarının teröre karşı seslerini yükseltmek olduğunu ifade etti. Erzurum sivil toplum örgütleri olarak basın bildirisinin altında 52 imzası bulunan sivil toplum örgütleri adına bu basın açıklamasını yapıyorum. Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamında demokrasimize, kardeşliğimize, son zamanlarda da dini değerlerimize, mabetlerimize yönelik saldırılarını artıran, camileri yakıp yıkan, eğitim yuvalarını ateşe veren ve çocuklarımızı siper olarak kullanan, bununla da yetinmeyerek kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımayan yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden saldıran, yaralayan, katleden bölücü terör örgütünün bu barbarca tutumu karşısında sivil toplum kuruluşları olarak sesimizi yükseltmek için burada bulunuyoruz. Duman, teröre destek verenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını vurguladı. Sivil toplum örgütleri olarak diyoruz ki bireysel özgürlüklere ve birlikte yaşama iradesine evet, terörist ve bölücülüğe sonuna kadar hayır diyoruz. Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşu yöneticileri ellerindeki Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Sevgili izleyiciler, Erzurum Şenkaya'da Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için anma töreni düzenlendi. Tören Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından organize edilirken törende birçok kuruluş ve çok sayıda öğrenci de eşlik etti. 1. Dünya Savaşı zamanında Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen programla anıldı. Programda 85. Alay Sancağı'nın Bardız Köyü Camisi'nin minaresine çekilişi temsili olarak canlandırıldı. Gaziler Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman bir jandarma askerden aldığı bayrağı öperek köyün camisine koştu. Minareye bayrağın asılmasının ardından ezan okundu. Öğrencilerin türküler seslendirdiği programda günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirildi. Bir de Uludağ ki ismi tekbir. Allahu Ekber. Soğuk, o kadar soğuk ki günler. Öyle derin yanar ki yürekteki zehir.
uzaklardan gelen bir ses ki dağlar inler. Bu büyük destanı ölüm bile dinler. Programın ardından Bardız Şehitliği de ziyaret edildi. Kışın uzun ve ağır geçti. Erzurum'da belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürerken kentte karla mücadele çalışması için yaklaşık 14 milyon lira bütçe ayrıldı. Erzurum'da karla mücadele çalışması için yaklaşık 14 milyon liralık bütçe ayrıldı ve 10 bin ton tuz alımı için ihale gerçekleştirildi. Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü şehirlerin başında gelen Erzurum'da karla mücadele için her yıl milyonlarca lira harcanıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin kentte kar ve buz esaretine neden olmaması için Fen İşleri Daire Başkanlığı ağında bulunan yaklaşık 200 kilometrelik yolda çalışma yürütüyor. Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü ve buzlanma nedeniyle kazaların sıklıkla yaşandığı Erzurum'da bu yıl karla mücadelede yaklaşık 14 milyon lira ödenek ayrıldı. Bunun yanı sıra 10 bin ton tuz alımı ihalesi yapan Büyükşehir Belediyesi 70 iş makinesi ve 400 personelle kış mesaisi yapıyor. Ortalama 70 civarındaki iş makinesiyle ve 400 civarındaki iş gücüyle karla mücadele anlamında mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Bülent Eray yaptığı açıklamada karla mücadele çalışmalarını şöyle anlattı. TUS ihalemizi hazırlık aşamasını bitirmişiz, bitirmiş bulunmaktayız ve 10 bin ton tuzla bu seneki kış mücadelemizi inşallah sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Kar yağması halinde bizim sorumluluk altında, sorumluluk alanımızda olan 90 civarındaki caddeye Erzurum'un merkezini 3 bölgeye ayırmak suretiyle müdahale etmek için araçlarımızı konuşlandırıyoruz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde araştırma görevlisi doktora tezi olarak tropik bir bitki olan Atatürk çiçeğini serada yetiştirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma görevlisi Fazilet Karagöz, doktora tezi olarak tropik bir bitki olan Atatürk çiçeğini serada yetiştirdi. Adını Atatürk'ten alan ve yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kırmızı yapraklı çiçekle ilgili Profesör Doktor Atilla Dursun şunları ifade etti. Serada yapmış olduğumuz bu çalışma Atatürk çiçeği veya yılbaşı çiçeği diye adlandırılan çiçek üzerinde, süt bitkisi üzerinde yapılan bir çalışma. Çalışma bir doktora çalışması. Doktora öğrencimiz araştırma görevlisi Fazilet Parlakova'nın çalışması. Burada kimyasallar ve bakteriler kombinasyonlarıyla kullanılarak Atatürk çiçeğinde bitki yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığını, ki bu yapılan çalışma bölgede ilk çalışma, yılbaşına doğru çiçekleri yılbaşı hediyesi olarak satışa sunacağız. Bölümümüzün bölge için bir hizmet olarak düşünüyoruz. Araştırma görevlisi Karagöz ise Atatürk çiçeğinin ülkemizde çok fazla bilinmediğini söyledi. Atatürk çiçeği ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Daha çok Avrupa ülkelerinde yaygın olarak tüketilmekte. Bu kadar başarı beklemiyorduk açıkçası. Çünkü tropik bir bitki, Atatürk çiçeği bitkisi. Erzurum koşullarının, sıcaklıklarının yeterli olmayacağını düşünmüştük. Ama her şeye rağmen olumsuzlukları ortadan kaldırarak bu hale getirebildik çalışmamızı. Rengi zaten yılbaşını andırıyor. O yüzden güzel. Defalarca uyarılmasına rağmen engelli rampalarının önüne sorumsuz vatandaşlar araçlarını park etmeye devam ediyor.
Erzurum'un en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşın aracını engelli rampasının önüne park etmesi, engelli bir vatandaşın bu duruma isyan etmesine sebep oldu. İzliyoruz. Erzurum'da yaya kaldırımının önüne park eden sürücü engelli adamı çileden çıkardı. Olay Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Limon satarak geçimini sağlayan iki çocuk babası 47 yaşındaki Murat Güvenir, akülü aracıyla hastaneye gitmek isterken kaldırımın önüne park edilen otomobil engeline takıldı. Bir süre olay yerinde araç sahibinin gelmesini bekleyen Güvenir duruma tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepkisini çeken araç sürücüsüne bir polis eşliğinde telefonla ulaşıldı. Kısa süre içinde olay yerine gelen otomobil sürücüsü polisi ve çevredekilerin tepkisini görünce şaşkınlık geçirdi. Ancak telefonla ulaşılan araç sahibi ceza yememek için olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu yıl Erzurum'da üçüncüsü düzenlenecek olan Snow World etkinlikleri yarın Palandöken Dağı'nda başlıyor. Birçok ünlü ismin konser vereceği organizasyonda eğlenceler iki gün boyunca devam edecek. Erzurum'da üçüncüsü düzenlenerek geleneksel hale getirilen Snow World etkinlikleri yarın başlıyor. İlk olarak 3 yıl önce Erzurum'a gelerek etkinlik yapan ve bu etkinlikleri geleneksel hale getiren sorumlu Mert Karaduman, böyle bir şeyi Erzurum'da yapmaktan oldukça mutlu olduklarını ve Türkiye'de en iyi kayak merkezlerine sahip olan Erzurum'un kararlarında etkili olduğunu belirtti. Gençlerin de kış sporlarına ciddi bir ilgisi, alakası var. Biz bunun Türkiye'de en iyi değerlendirilebilecek nokta olarak Palandöken Dağı'nı uygun gördük. Çünkü yani diğer tesislere ve diğer pistlere baktığımız zaman Türkiye'de Palandöken çok ciddi bir destinasyon. Hatta sadece Türkiye'de değil, dünyada çok ciddi bir destinasyon. Biz gençlerin de buradaki kış sporlarının hani çok ciddi ilgi gösterebileceklerini, aynı zamanda bunun eğlence aktiviteleriyle birlikte buluşturarak güzel bir organizasyon çıkartabileceğimizi düşündük ve böyle bir yola çıktık. 3 senedir de bu sene 3.sünü yapıyoruz. Karaduman yapılacak eğlenceler ve etkinliklerle yerli ve yabancı turistleri Erzurum'a çekmek istediklerini ifade etti. Tabii normalde ulusal çapta bizim planladığımız bir organizasyon. Sadece Erzurum'dan değil, Ankara'dan, İstanbul'dan iç pazar turistini de çekmeyi planladığımız bir organizasyon. Tabii ilk seneye göre şu anda katılımcı sayımız 2,5-3 katına yaklaşmış durumda. Her sene de gitgide artıyor yani şu anda. Birçok eğlence ve konserin olacağı ve 2 gün sürecek etkinliklerin programı ise şöyle. Cumartesi günü saat 10.30'da başlıyor. Akşam saat 6'ya kadar bütün aktivitelerimiz devam ediyor. Pazar gününde tekrar saat sabah 10.30 civarında başlıyor. Akşam yine 6-6.30'a kadar bütün parti ve konser aktivitelerimiz devam ediyor. Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ve don nedeniyle bozulan asfaltlarda açılan çukurları kapatmaya başladı. Ben sigara mı içeyim? Ben de çakmak olsun. Ardahan'da yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle -15'e kadar düşen hava sıcaklığı asfaltları da olumsuz etkiledi. Asfaltlarda oluşan pürüz ve çukurlar da sürücüler için tehlike saçıyor. Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çukurları kapatmak için soğuk olan torba asfaltı ısıtarak çukurlara yama yapıyor. Ardahan'da yaşadığımız soğuk hava şartlarından dolayı asfalt yamalarımızda böyle pürmüzlerle torba asfalt dediğimiz soğuk asfaltı rot mix'i ısıtarak yama yapıyoruz. Çukurların daha çok büyümesini engelleyen bu çalışmanın bahara kadar devam edeceği söylendi. Çok da faydalı oldu.
bu yıl bahara kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Şimdi de ekranlarınıza ilginç bir olayı getirelim. Adana'da bir kişi güvercinini kaçırdığını ileri sürdüğü kişiyi bıçakladı. Zanlı bıçaklandıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis suçluyu kısa sürede yakalasa da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Adana'da güvercin hırsızlığı bir kişiyi canından etti. Güvercin besleyen Gökhan Koşak, güvercininin olmadığını fark edince güvercini çaldığı iddia edilen Muray Akdoğan'ın evine gitti. Güvercini kendisine vermesini isteyen Gökhan Koşak'la Muray Akdoğan arasında kavga çıktı. Kavgada her iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı. Saldırı esnasında göğsüne bıçak darbesi alan Muray Akdoğan hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rize'nin Güneysu ilçesindeki taksi durağında şoförlerle çekirdek yiyen karga görenleri hayrete düşürdü. Eline konduğu taksi şoförüyle beraber çekirdek yiyen karga, çekirdeği kabuğundan ayıramadığı zamanlardaysa gagalayarak yardım istiyor. İlçedeki taksi ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgede yaşayan karga, vatandaşların, şoförlerin ve esnafın maskotu oldu. İnsanlardan kaçmadığı gibi insanlarla arkadaşlık kuran karganın en sevdiği yiyeceklerin başındaysa ay çekirdeği geliyor. Eline konduğu kişi kendisine çekirdek vermediği zamansa gagasıyla vurup çekirdek istediğini belirtiyor. Kahramanmaraş'ta ise 5 çocuk annesi bir kadın. Çocuklarının yumurta ihtiyacı için tavuk çiftliği kurdu. Günlük 8 yumurta ihtiyacı olan anne kurduğu çiftlikte şimdi 8 bin adet yumurta üretimi yapıyor. Çocuklarının yumurta ihtiyacı anneyi çiftlik sahibi yaptı. Kahramanmaraşlı 5 çocuk annesi çocuklarının yumurta ihtiyacını karşılamak için başladığı yumurta üretimi sayesinde iş kadını oldu. Çocukları için günde 8 yumurtaya ihtiyacı olan anne kurduğu çiftlikte şimdi günde 8 bin adet yumurta üretimi yapıyor. Ya ben 5 çocuk annesiyim. Çocuklarıma yumurtayı mesela sabahları kahvaltıda vermek istiyorum. Her gün 7-8 tane yumurta kırıyorum mesela. Bu da insanın bütçesine bayağı bir ağır geliyor. Artık dedim yani kendim yapmalıyım bu işi. Çocukları yumurtayı çok sevdiği için kendi evinde ilk olarak 50 adet tavukla üretime başladığını söyleyen 34 yaşındaki anne artık Kahramanmaraş için üretim yaptığını söyledi. 50 tane tavukla başladım. 50 tane tavuğun 35-40 arası yumurtası oluyordu. Bu da hem bana hem çocuklarıma rahatlıkla yetiyordu. Yettiği zaman ben de eşime dostuma ikram ediyordum. Eşim dostum çok lezzetli olduğunu söylediler. Çok beğendiler. Ve ben bunu hani beğenince dedim biraz daha büyüteyim. Bir yer buldum. 2000 tane yaptım. 2000 tane artık daha da çok talep oldu. Bu defa 10.000 tane yaptım. 10.000 tane şu an marketlerde çok güzel gidiyor. 34 yaşındaki girişimci kadın lezzetli yumurta üretiminin sırrını verdi. Köy yumurtası tadını veriyorum. Yonca yazın yonca ekiyorum. İçine onun kekik, nane, maydanoz karıştırıyorum. Kış mevsiminde de kekik tabii yonca olmadığından dolayı o zaman da gidiyorum sebze halinden. Marul, maydanoz, nane alaraktan tavuklarıma destek veriyorum. Ayrıyeten ve ben yemimi kendim üretiyorum. Selver Korkmaz ev kadınlarına da ayrıca tavsiyelerde bulundu. Eğer ki yapabiliyorlarsa, becereceklerine inanıyorlarsa kesinlikle evde oturmasınlar. Şu an çok mutluyum. Hani küçük bir işle başlayıp 10.000 tane tavuğun patronu olmak, iş yeri olmak çok güzel bir duygu.
Osmaniye'de kanser tedavisi gören bir hastanın kalbinin durması üzerine yakınları öldüğünü düşünerek cenaze hazırlıklarına başladı ama durum hiç de öyle değildi. İzliyoruz. Selası verildi, mezarı kazıldı ancak ölmediği anlaşıldı. Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede kalbi duran hastanın öldüğünü düşünen yakınları sela okuttu, taziye çadırı kuruldu. Yakınları cenazeyi almaya gidiyordu ki hastanın kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü öğrendi. Kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki emekli öğretmen Yusuf Yanık kalp krizi geçirdi. Kalbi durduğu söylenen hastaya müdahalede bulunuldu. Ancak yakınları Yanık'ın hayatını kaybettiğini düşündü. Cenaze töreni için hazırlıklara girişen yakınları sela okuttu, mezarını kazdırdı. Hatta belediyeden vefat anonsu dahi yaptırdı. Hastanın amcasının oğlu Halil Yanık olayla ilgili şunları ifade etti. Biz burada sela okuttuk, kabrini kazdırdık, birket getirdik. Ondan sonra da cenaze evine gittik Kadirli'ye. Orada bir müddet bekledikten sonra 7 Mart Hastanesi'ne almak üzere birkaç kişi gittik. Vardığımızda doktorlar hastanın vefat etmediğini ve yaşadığını söylediler. Giresun'da bir akarsu görenleri hayrete düşürüyor. Belli kişilerin telkiniyle akan suyun köylüler tarafından şifa olduğuna inanılıyor. Çok. Ya mübarek. Ak deyince akıyor, kuru deyince kuruyor. Bu akarsu görenleri hayrete düşürüyor. Ya mübarek suyum bak, çok ak mübarek suyum çok. Ya mübarek suyum çok ak, köpür gel. Ya mübarek suyum çok gel. Çağırdığın zaman gelir. Görüntüler Giresun'un Görele ilçesindeki Gülpınar köyünden. Telkin yoluyla akan bu su iddiaya göre köylüler tarafından şifa kaynağı olduğuna inanılıyor. Sonuna kadar geçin böyle. Evet. Yani bu su... Köy muhtarı Hasan Gülse bu suyun şifa olduğuna inananlardan. Ya mübarek suyum buraya. Ya mübarek suyum bak. Ya mübarek suyum bak. Şimdi buradan da akacak. Akıp kuruyan suyunu daha önceden büyüklerimiz bana anlattığı şekilde ben de size burada çekimlerini yaptırdım. Bu suyumuzun şifalı olduğunu söylüyorlar. Akıp kuruduğunu söylüyorlar. Tabii ki bunu birebir denedik burada. Şimdi her insana akmıyor. Şifalı olduğunu da söylüyorlar burada. Köy muhtarı Hasan Gül suyla ilgili bilgi vererek suyun koruma altına alınmasını istedi. Biz bu suyun dere yatağının korunmaya alınması için devletimizden buranın korunması için, buranın düzen, çevre düzenlemesi yapılması için yardımlarını bekliyoruz. Çok ak mübarek suyum, çok çok. Ak şenlendir buraları, ak şenlendir mübarek suyum, bak şenlendir. Ak şenlendir mübarek suyum, burayı ak şenlendir. Rus uçağının Türkiye sınırını ihlal etmesinden dolayı düşürülmesiyle başlayan uçak krizi bir vatandaşın Putin'e şiir yazmasına sebep oldu. Türkiye'nin sınırını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesini her kulvarda haklı olduklarına vurgu yaparak dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkisini göstermek isteyen Bekir Yılmaz Putin'e şiir yazdı. Böyle şımarmalara sabrı yoktur milletin. Bazen şaşırıyorsun, sabır taşırıyorsun. Şiirinde yer yer Rusya'yı eleştiren Yılmaz, dizelerinde Türkiye'nin haklılığını da vurgulamayı ihmal etmedi. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve özellikle Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesinden dolayı uçağın düşürülmesi ve Putin'in her yerde Türkiye olan öfkesini dile getirmesinden ben de kızgınlığımı dile şöyle bir şiirle dile getirdim. Dinle beni ey Putin.
Sen çocuk mu uyudun? Kuyruğun sıkışınca hemen çamura yatın. Nedir bu kin nefretin? Bu sefer işin çetin. Böyle şımarmalara sabrı yoktur milletin. Bazen şaşırıyorsun. Sabır taşırıyorsun. El ne diyor bilmem de bence kaşınıyorsun. Bu iş şakaya gelmez. At sürmeye benzemez. Senin gövde gösterin Türk milletine sökmez. Suriye'ye tank gönder, PKK'ya destek ver. Ondan sonra da çıkıp uçağımız düştü der. Boğazdan gemilerin geçtiğini unuttun. Baltayı taşa vurdun. Bu sefer hapı yuttun. Çok gaza geliyorsun. Gaz vermeyeceğim diyorsun. Biz tezekle büyüdük. Sen bunu bilmiyorsun. Sen Türk'ü tanımazsın. Geçmişlerine bir sor. Onlar da söylemezler. Bunların hepsi gavur. Orta Doğu bir ölü, sizler leş kargaları. Yerle bir eder sizi bunların intizarı. Bu sözlerin Putin'e, sahip çıksın itine. Her yere saldırırsa, acımazlar jetine. Türkiye yanlış yaparsan, bedelini ödersin. Daha ne diyeyim ben sana? Allah cezanı versin. Daha ne diyeyim ben sana? Allah belanı versin. Değerli izleyiciler, günün son gelişmesini de sizlere aktardık. Ardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Ekonomiyle devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, ekonomiyle devam ediyoruz. Dünyanın başlıca sanayi ülkeleri arasına girmesini, aynı zamanda kendi madenlerinden çıkardığı kömüre de borçlu olan Almanya kara altına veda ediyor. Sanayi ülkeleri arasında bulunan Almanya kara altını bırakıyor. Taş kömürünün altın gibi parladığı yıllar geride kaldı. 1950'li yıllarda Almanya'da 153 taş kömürü madeni bulunuyordu. 600 bin kişinin çalıştığı madenlerde yılda 125 milyon ton kömür çıkarılıyordu. Kömür ülkenin hızlı ve ekonomik gelişmesinde önemli rol oynamıştı. 1960'lı yıllardan itibaren maden ocaklarının kapısına kilit vurulmaya başlandı. 2018 yılından sonra Almanya'da taş kömürü çıkarılmayacak. Elektrik üretiminde önemli yer tutan taş kömürünün tamamı ithal edilecek. Noel ve yeni yıl tatilleri nedeniyle yatırımcıların yeni pozisyon açma isteğinin azalması paralelinde piyasada hacimlerin de azalmasıyla kur ve faizde bugün dar bantta hacimsiz seyir bekleniyor. Dolar kuru bugün güne 2 lira 92 kuruş seviyesinden başladı. Dolar akşam saat 17'de 2.91 liradan haftayı tamamladı. Dolar kuru yatay bir seyir izlerken altın fiyatları hafif yükselişte. Çeyrek altın fiyatı bugün kapalı çarşıda 167 lira olduğu öğrenildi. Altının ons fiyatı ise hafif yükselişte 1076 dolar seviyesinden olduğu belirtildi. Piyasa değerlerine bir göz atalım. Evet, piyasa değerlerini de sizlere vermeye çalıştık. Ekonomi bültenimizin sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Spor Toto 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya'da yaptığı kamp tüm hızıyla sürerken yeni teknik direktör Ahmet Yıldırım idmanların temposunu arttırmaya başladı. Antrenmanlarda arta kalan vakitlerde boş durmayan genç teknik direktör Ahmet Yıldırım, takımın eski maç görüntülerinin yer aldığı CD'leri izleyerek futbolcular hakkında bilgi sahibi oluyor. Günde çift antrenman yaparak ikinci devreye bilenen Dadaşlar'da kamp ve transfer çalışmaları da aynı anda devam ediyor.
Diğer yandan mavi beyazlı takımda Turgutlu maçı öncesinde şehri terk eden futbolculardan Serdar Denizli, Cebrail Serçek Antalya kamplarına katıldı. Futbol şube sorumlusu Serkan Daş, Cebrail Serçek'le konuştuk, hiçbir problem yok. Aynen kulübümüze eskisi gibi hizmet vermeye devam edecek. Şu anda kamp çalışmalarımız sürüyor. Transferde de bugün yarın önemli hareketlilik yaşanır dedi. Antalya Spor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında sakatlanarak yerini Fabiano Ribeiro'ya bırakan 26 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, 3 ay yeşil sahalara hasret kalacağını açıkladı. Maçın 77. dakikasında adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden Ertuğrul Taşkıran'ın hastanede yapılan tetkiklerinden sonra ve çekilen MR'ının neticesinde sağ arka adalesinde 3 yırtık tespit edildiği bildirildi. Aşkale Senkronize Buz Patini İMKB Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinden oluşan takım İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda bir ilke imza atarak branşlarındaki organizasyonlarda Türkiye Şampiyonu olarak Erzurum ve Aşkale'ye gurur yaşattı. Belediye Başkanı Enver Başaran'ın makamını ziyaret eden öğrenciler desteklerinden dolayı teşekkür etti. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başkan Başaran'sa yaptığı konuşmada sporda daha çok başarılara imza atılacağını ifade ederek öğrencileri tebrik etti. Aşkale İMKB Yatılı Ortaokulumuzu öğrenciler olarak buradasınız. Dışarıdan öğrenciniz var mı hocam? Okulumuzun. Evet. Buradan İzmir'e gittik. İzmir'de Türkiye Şampiyonası olduk. Bu Türkiye Şampiyonası olmamızda Sayın Belediye Başkanımızın büyük bir desteği vardır. Okullarımızdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam, Allah razı olsun. Belki karşılığı değil ama karınca karınca.